3 ay önce bir araya gelmiştik. Şimdi tabii ki ülkemizin de bölgemizin de asli gündemi karla, kışla mücadele. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gündemdeki konuları ve Amasra Belediyesi'nin 3 aylık çalışmalarını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. En son bir araya geldiğimizden bu yana neler yaptık? Kısaca değinmek isteriz. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, basın mensuplarına Amasra Belediyesi'nin çalışmalarından bahsederken bakım nedeniyle kapatılacak olan tünelle ilgili açıklamalar da yaptı. Burada derdim, devri sabık yaratmak diyoruz ya, benden önceki ya da ondan önceki ya da ondan iki önceki bir önceki belediye başkanını itham etmek değil. Başkan Çakır, Amasra'ya ulaşan tünelde bir rehabilitasyon süreci olacak. Bu süreçte tünelimiz kapalı kalacak. Ayrıca karayolu tarafından Amasra'ya giriş Ahatlı hattı üzerinden olacağı için bu yolu daha kullanılır hale getireceğiz açıklamasında bulundu. Tüm Bartın kamuoyunun bildiği üzere Amasra'ya ulaşan tünelin bir rehabilitasyon süreci olacak. Bu süreçte kapalı kalacak tünelimiz. Bu süreç içerisinde karayolları tarafından Ahatlar Kaleş Amasra yolu kullanılacağı için onlarla yapacağımız hazırlığını tamamladığımız bir protokol aracılığıyla bu yolu da daha kullanılır hale getireceğiz. Sayın Vekilimizin, Sayın Bakanımızın geldiğinde de bu yolun geçmişte karayollarında belediyeye devredildiği, o dönemde söz verildiği üzere yapımının sağlanacağı yönünde aslında tünel süreci de buradaki temel sorunumuzu da halletmiş olacak. Şöyle, aslında tünelin geçen yılda konuşulan bir günden belki hatırlayacaksınız. Genel anlamda bir optimizasyonu gerekiyor. Yani hem havalandırma, sinyalizasyon, ışıklandırma, altyapı anlamında bakımı gerekiyor. Zaten yakın tarihte de biliyorsunuz burada bir ek elektrik trafosu yapıldı Amasra çıkış yönünde. Şimdi bu trafo ile birlikte tüm sistem tekrar elden geçecek. Bize de ilk bildirilen 1,5 aylık bir süreç. Tabii bu ihtiyaca göre belki 1,5 ayı da aşabilir ya da daha önce de bitebilir. Bizim de temel talebimiz en kısa sürede bitirilmesi yönünde. Belediye olarak da bize de düşen bir şey varsa kısa vadede bu ulaşım olanağının devreye alınması için onu da yapacağımızı ifade ediyoruz.